Başkanlar Konuşuyor programından günaydın değerli izleyenler. 15 gün aralıklarla Başkanlar Konuşuyor programımıza devam ediyoruz. Bugün 4. bölümümüz ve yine ilçelerimizden gelen değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Efendim bugünkü konuğum Köprübaşı Deva Partisi Köprübaşı İlçe Başkanı ve ayrıca iş insanı Harun Yaman program konuğum olacak. Efendim bugün hem Köprübaşı'nı konuşacağız, Köprübaşı'nı tanımaya, anlamaya çalışacağız ve aynı zamanda Deva Partisi'nin Köprübaşı'ndaki ilçe çalışmalarını, teşkilatlanma çalışmalarını, seçim çalışmaları var mı, neler yapılıyor, Köprübaşı nasıl geçiniyor, insanlar orada nasıl yaşıyorlar, hayatlarını, yaşamlarını nasıl sağlıyorlar, ekonomisini konuşacağız, tarımı konuşacağız, hayvancılığı konuşacağız ve ilçenin eksiklikleri var mı, neler olması gerekiyor noktasında Köprübaşı'nda yaşayan ve Köprübaşılı, yani Manisalı ve Köprübaşı'nda yerli, oranın yerli vatandaşlarından birisi ve aynı zamanda iş insanı olan Harun Yaman'dan ilçemizi tanıyacağız. Bakalım bizlere neler anlatacak. Harun Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Valla programa katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Her programımda ilçe başkanlarımızla programlar yapıyoruz. İlçelerimizi tanıyoruz. İlçelerimizin eksiklikleri var mı? Onları konuşuyoruz ama Deva Partisi'nin bir de çalışmalarından bahsediyorlar. Tabii sizinle de aynı şekilde bir program gerçekleştireceğiz. Köprübaşı'nı tanıyacağız. Ben öncelikle izleyicilerime sizi tanıtmak istiyorum. Harun Yaman kimdir? Neler yapar, nasıl yaşar? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Doğma büyüme Köprübaşılıyım. Köprübaşı'nın Kirlik köyündenim. Doğma büyüme. 1977 doğumluyum. Bir oğlum, iki kızım var. Allah bağışlasın. Sağ olun, dünyamdan. Ve iş hayatında da Köprübaşı'na iş konusunda da bayağı katkılarınız var. Çünkü inşaat sektöründesiniz i̇nşaat, değil mi? İnşaat, mesleğiniz. Kaynak, dekorasyon üzerine. Çok güzel. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum. Nedir ticaret alanınız? Evet. İşte zeytin alımı, çilek alımı. Çiftçisiniz işte, aynı zamanda. Aynı zamanda çiftçiyiz. Zeytinlikleriniz de var. Zeytinliklerimiz var. Çilek de yetiştiriyor musunuz? Çilek de yetiştiriyoruz. Hem inşaat yani, sektöründesiniz aslında hem de çiftçisiniz. Yani üreten yani bir çiftçilik, vatandaşımızsınız. Çiftçiliği ek iş olarak yani. Ama yine de yapıyorsunuz. Bu bile yapıyoruz. Çok önemli. Üretiyorsunuz yani, sonuçta. Sonuçta arazilerimiz var, imkanlarımız evet, var. Çok güzel. Boş durmaktansa üretelim diyorsunuz. Yani hem üretiyoruz, aynı zamanda hem de pazarlıyoruz desek daha çok güzel. Hem üreten hem pazarlayan kısımsınız. Pazarlama derken mesela pazarlama kısmında neler yapıyorsunuz? Çünkü en sıkıntı olan çiftçinin en büyük sıkıntısı pazarlama alanının olmaması. Şimdi pazar alanı olması biz mesela şu anda zeytin alımı yapıyoruz bir arkadaşımla. Bunu direkt fabrikaya mesela bizim orada aracı firmalar işte geliyor zeytinleri alıyor işte götürüyor farklı yerlerde pazarlıyorlar tabii. Yani sonuçta aracılar kazanıyor aslında. Aracılar komisyonculuk komisyoncu diyelim biz ama arkadaşımıza bu işe girdik dağ resmi ve dağ çiftçinin bizim çiftçilerimiz mağdur olmama yani olmasın diye çalışıyoruz. Biz malı çiftçilerden makmuz karşılığında ve onlara borsaya gidiyoruz mesela borsaya yatırıyoruz ve bu destekten faydalanabiliyor yani. Sağlam bir firmayla evet, anlaşma yaptık. Daha kurumsal çalışmış oluyorsunuz. Daha güven evet, verici değil mi? Tabii daha fatura kesiyoruz. Yani bizim herhangi bir çiftçi bize malını getiriyor. Biz ona müstasil fişi kesiyoruz. Ve faturalandırıyoruz. Biz de borsaya veriyoruz onu. Çiftçi o faturayla gidiyor. İlçe tarıma veriyor. Ve desteğini alıyor oradan. Yani çiftçi de mağdur olmuyor aslında. Çiftçi, hem güven duyabileceği bir şekilde de ticaretini yani, yapmış oluyor. Sizlerin aracılığıyla yaptığınız evet, aracılığıyla. Yani güvenli, sağlam bir firmayla. En çok ihtiyacı olan da çiftçilerin bu sanırım değil mi? Yani evet, aracılara da güven konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ya birçok çiftçimiz de bu konuda bu geçmişte mağdur da oldu değil mi? Mağdur, aracılar yüzünden mağdur olan olanlar çiftçilerimiz var. Çiftçilerimiz de oldu. Nasıl oluyor? Yani geliyor ben
alacağım diyor. Tabii. Alıyor malını, işte birkaç gün, bir hafta alıyor. Peşin parayla. Değil mi? Diyor ki işte bugün para yok, yarın vereyim, bir gün vereyim. 2-3 gün atıyor, ondan sonra bir kayboluyor, gidiyor. Kimi arayacaksın, kimi bulacaksın? Aslında dolandırıcılar da piyasada ya, dolandırıcı. Dolandırıcı. Kesinlikle. Veya üçkaççı diyelim, evet, yani şimdi. Bunlar da yaşıyor çiftçilerimiz çünkü tamamen iyi niyetli. Ne yapsın, malını satmak istiyor ve aracıya güveniyor. Elinde evet. kalmasın diye evet. kaygılanıyor. Ama sizler hem orada tanındığınız için sonuçta yerlisisiniz. Yerlisiyiz oranın. Güven yani, duyacak şekilde karşılıklı güven esasıyla evet. da bir takım eksikliği de gidermiş oluyorsunuz aslında. Oradaki bir takım Aynen. eksikliği. Çiftçinin yaşadığı sıkıntıya biraz da merhem olmuş oluyorsunuz. Evet. Kaç yıldan beri ne kadar zamandan beri inşaat sektöründesiniz? Yaklaşık ne kadar? 2002 yılından beri 2002'den bu işlerle uğraşıyorum. 20 yıl mı Kendim, olacak? 2022'de evet. 20 yıldan beri de yani inşaat sektöründesiniz. 20 yıldır inşaat sektöründe çalıştım. Yani daha önceler dışarıda İzmir'de bu faaliyeti gösteriyordum. Evet. 2014 yılında köprü başına döndüm. Evet. Yani kendi dışarıda da çalışmışsınız aslında. Dışarılarda çok çalıştım. Evet. evet. Bayağı da deneyim evet. var aslında. Deneyim evet. kazanarak kendi ilçenize katkı sağlayacak evet. bir pozisyonda yani, çalışıyorsunuz şu anda. Şöyle bir şey, bizim köprü başında iş imkanı çok fazla yok. Çok olmadığı için. Hı hı. Gençler yani İzmir'de kazandım. Köprübaşı'na yatırım yaptım. Hı hı. İşte ne bileyim başka bir yer Denizli'de çalıştım. Antalya bölgesinde çalıştım. Ama hep Köprübaşı'nda yatırımımı orada kullandım. Yani sonuçta kendi memleketimiz diye. İlçem kazansın, şehrim kazansın mantığıyla evet. da hareket ediyorsunuz evet. bir nevi de. Bu takdire şayan bir şey diyebiliriz. Tabii biraz iş alanından da bahsetmişken gerçekten orada gençler ne iş yaparlar, neler yaparlar? Bir de özellikle Köprübaşı'nın nüfusundan bahsedebilir miyiz? Yaklaşık kaç? Yaklaşık 13 bin nüfuslu. 13 bin nüfus. Evet. Genç nesil mi daha çok yoksa belli bir yaş sonrası mı daha? Yaşlı nesil daha fazla. Genç nesiller sonuçta orada bir iş imkanı olmadığı için kendilerine Manisa gibi, İzmir gibi işte nerede daha iyi bir iş bulursa, nerede daha rahat yani evet. aslında şu an hiçbir yerde dışarıda çalışan gençlerimiz belki daha zor şartlarda yaşıyorlar. Şartlarda. Yani bugün ama ilçede kalmıyorlar bir de. Kendi ilçelerinde kalmıyorlar. İş imkanı yok yani. Galatasaray evet, iş imkanı arazide, tarlada, evet, tarım işiyle. Bunla da artık gençler de tarım uğraşmak istemiyor. Gençler de tarımla fazla sevmiyor. Evet, zor yani, çünkü aslında hem meşakkatli hem de maliyetli. Biraz sonra evet. onlara gireceğiz. Tarımla ilgili çiftçilerin yaşandığı sorunlara da diyeceğiz. Her ilçemize gördüğümüz sorunlar muhakkak evet. köprü başına da var. O yüzden de gençler zaten istemiyor. Evet. Ve ne yapıyorlar? Sanayileşmiş yerlere gidip evet. orada çalışma, sanayide çalışma yani, tercihinde bulunuyorlar değil mi? İşte farklı ne bileyim Salih'le de evet. organize sanayi var mesela hı hı. Salih'de. Orada işte bizim ürettiğimiz aslında çilek hı. üretiyoruz. Orada işlenebiliyor fabrika. Oradaki fabrikaya gidiyor çalışmaya. Oraya işte. Giden var, Manisa'ya giden var. Bizim köprü başında mesela ne diyelim zeytininden tut, hı hı. Çileğinden tut, yani salatalık. İşte sebzecilik de çok fazla sebzecilik. Var. Evet. Görüyoruz. Bu bayağı bir üretici yani var aslında. Bir de iklimi, alan da var aslında. İklim orada. İklim olarak da Köprübaşı'nın iklimi çok güzel. Yani Hı. ne eksen olur yani. Kesinlikle. Verimli yani, topraklar da verimli. Evet, verimli. Evet. Cevizinden, bademinden yani meyve sebze diyarı gibi bir ilçemiz aslında. Hem sebze hem meyve evet. her türlü üretilebilecek topraklara da sahip. Ama evet. üretim nasıl bir durumda? Şimdi asıl oraya da girmek istiyorum ben birazcık. Tarım ve hayvancılık çok iyiydi ama şu anda Köprübaşı'da tarım ve hayvancılık nasıl bir durumda? Hayvancılık yok denecek kadar azdır yani. Hayvancılıkla fazla köylerde bile uğraşan yok, yok fazla. Hmm. Yani sayılı kişilerde bu de. Bu büyük bir kayıp değil mi aslında hayvancılık? Hayvancılığı olmazsa olmazımız normalde. Olmazsa olmazımız ama şimdi şu şartlarda maliyet hayvan besiciliği çok kolay değil maliyet konusunda sanırım. Yani bir de artı
hele bu şu anki durumumuzda her şey %100 arttı. Evet. Bir çuval yem işte 6 ay önce 100 liraysa bugün 250 lira olmuş. Şimdi ben hayvancılık nasıl yapayım diyordur vatandaş tabii. Yani hayvanları bitireyim, en azından dışarıdan hazır alayım mantığında. Kendileri bile artık hazır almaya başlamış. Köylerimiz var. Doğru. Hayvancılıkta işte sütümü, peynirimi kendim üretiyorum, kendim yapıyorum diyen vatandaşlarımız bile bu maliyetler yani yüzünden hazıra döndük diyorlar. Şöyle söyleyeyim. Köprü başındaki hayvancılık köprü başına anca yeter. Kendilerine yetecek kadar. Yani dışarıya vermiyorlar. Yani dışarıya satayım gelir kaynağı. Yani öyle belli bir kişilerde kaldı. Yani az yok denecek kadar. Yani az bir sayıda hayvancılık yapan var. Kendi ihtiyacını gidermeye başlıyor vatandaşlar sadece evet. Herhalde ilçede de değil mi? İşte tabii %100 arttı diyorsunuz maliyetler, hayvancılıkta tabii maliyetler yüzünden azalmaya başladı. İnşaat sektöründe peki nasıl durum? Yani Türkiye sonuçta Türkiye inşaatlaşan ve inşaattan kazanan inşaat konusunda iyi bir seviyedeydik ama şu an inşaat sektörü nasıl? İşler yapabiliyor musunuz gerçekten? Şu anda inşaat sektörü durmuş noktada. Yani şu anki mesela bu dolarlardan döviz kurundan arttığı için yani bu tabi direkt demire, çimentoya her şey yansıdı. %200 mü dediniz? Biraz önce sohbet ediyorduk sizinle. Biz hani %100 yani, mü arttı? %100 arttı. İnşaat daha önce mesela alınmış, temeli gazılmış inşaata başlanacak. Dövizler yükselince demir yükseldi, tabi çimento yükseldi. Yapmış olduğu evi temelde satıyor evet. Mesela arkadaşlar tabii bunlar inşaat satmış oluyor ama fiyatlar ya, değişti şimdi. Ama sen ev işte bugün yaklaşık 300-400 milyar civarında bizim orada ev fiyatları mesela. Evet. Ama o an için satmış, şu an için o sattığı fiyata maliyeti ancak karşılayacak. Karşılamaz bile. Çok çok. Uçurum farkı oluştu yani. Yani. Onun için şu an duru kaldı. Yani inşaat sektörü duru kaldı şu an. Yani döviz kuru tamamen sizin iş yapmanızı bile etkiledi. Tabii. Yani şu anda o zaman inşaatların birçoğu durdu mu yani? Yapılmıyor mu? Yarıma bırakıyor mu? Şu an yapılmıyor. Yani şu an beklemede. Durma noktasında. Bekleme noktasında. Beklemeden. Bu da aslında çok olumsuz etkiliyor. Dövizin düşmesini bekleyeceğiz. Piyasaya, tabii ki düşerse. Tabii o da muallak. Yani. Düşmeyeceği de muallak. O zaman çok ciddi bir sıkıntı içerisinde inşaat sektörü de bu durumdan olumsuz etkileniyor diyebiliriz. Ben tabii özellikle merak ettiğim şey, sonuçta bir iş insanısınız. Evet, bir çiftçilik yapıyorsunuz, arazilerim var diyorsunuz. Bu kadar. Hiçbir şeye ihtiyacım yok aslında diyebilecek pozisyondasınız. Peki neden siyasete girmeyi gereği duydunuz? Neden siyasetle uğraşıyor? Ya, siyasete biraz arkadaşlarım desteğiyle. Yani, teşvik. Teşvik gibi diyelim. Bir de genel başkanımız Sayın Ali Babacan'ı geçtiğimiz yıllarda yani tanınmış bir kişi. Yani siyasette herhangi bir hilesi olumsuz herhangi bir şey çıkmadı. Onun bakanlık yaptığı dönemler gayet Türkiye'nin yani ekonomisi gayet güzeldi. En azından yani karşılıyordu yani. Bir güven veriyordu diyorsunuz güven, sonuçta. Ekonomik anlamda da bir bilgisinin, deneyiminin, tecrübesinin evet. olması. Evet. Bir de siyasette adının kirlenmemesinden kaynaklı evet. güven mi veriyor ve, size Deva Partisi? Yani Ali Babacan'ı sevdiğimiz yani beğendiğimiz bir kişi. O yüzden mi Ali Babacan dediniz? Evet. O yüzden Deva Partisi diyorsunuz. Yani sürekli de takip ettiğim bir kişi. Sempatinizden kaynaklı. Yani seçim Ali Babacan'dan tarafa kullandık. Evet. Yani. Hem siyaseti, arkadaş teşviki ve Deva Partisi tamamen güvenle alakalı bir tercih olmuş sizin için de. Genel anlamda başkanlar, Deva Partisi'nin başkanları geldiği zaman aynı şeyleri söylüyorlar. Demek ki ciddi bir güven var ortada diyebiliriz. Harun Bey, tabii bir de ilçe başkanlığı görevini ne zaman geçtiniz? Yakın mı yani yoksa kuruluşundan beri var mıydınız? Yaklaşık... Geçen... Bir yıl aştı mı? Bir yıl aşmadı. Bir yıl olmak üzere zaman. 6-7 ay gibi bir zaman süresi yani evet. böyle devam ediyordu yani. Evet, ilçe başkanlığına 6-7 aydan beri başladınız ve şimdi devam ediyorsunuz tabii ki görevinizi.
Tabii şimdi konuşacağım da o kadar çok şey var ki Köprübaşı ile ilgili. Sanayileşmeyi de ben konuşmak istiyorum. Çünkü Köprübaşı sanayileşmeye açık bir ilçemiz mi? Sanayileşme var mı? Çalışma alanları konusunda nasıl bir durumda Köprübaşı ilçemiz? Ve eksik olanlar neler? Ona biraz değinecek olursak. Genel anlamda siz tabii oraya çok hakimsiniz, biliyorsunuz. Sanayileşme var mı Köprübaşı'nda? Şu an sanayileşme, sanayi yok. Bizim Köprübaşı'nda var. Sanayi ne var? İşte köylü vatandaşının traktörünü yaptırabileceği, işte ufak tefek kaynak işi yaptırabileceği o tür küçük bir sanayi, tamirhane diyelim, evet. Daha doğrusu. Yani herhangi bir seri imalette olan bir organize bir sanayi gibi, fabrika gibi bir şey yok. Yani fabrika olsa zaten gençlerimiz dışarıya gitmez. Yani öyle bir sanayi yok. Bir usta var. Yanda bir çırağı bile yok yani. Evet. Tekstille ilgili bir fabrika açıldı gibi daha önce duymuştuk ama hani bu nasıl? Büyük evet. mü, küçük mü? Ne kadar çok insan çalışıyor? Var. Bir tekstil var. Burada esas sahipleri Manisa'dan. Hı hı. Oraya bir küçük tekstil açıldı. Ama o da yeterli, yeterli değil yani. Yaklaşık tahminen 20-30 kişi gibi çok da çalışanı değil var. Aslında. Evet. Genç nüfus yani, da o yüzden iş bulamadığı için dışarıya evet. gidiyor diyorsunuz. İlçelere gidiyor. İzmir'e, Manisa'ya geliyor diyorsunuz. Çünkü sanayiye ihtiyaç var. İlçelerde en büyük belki de sıkıntı bu. Peki sanayileşme olursa ki bu eksiklik. Deva Partisi eğer iktidara gelirse orada bir sanayileşme olur mu? Böyle bir plan, proje düşünüyor musunuz siz de bir ilçe başkanı olarak? Tabii en eksiklerden birisi Köprübaşı'nın organize sanayileşme olması lazım. En basit organize sanayi derken yani şimdi bizim zaten şu an ürettiğimiz çilek olsun, zeytin bugün Aksar mesela zeytiniyle ünlüdür. Evet. Ama işletiyor an, kendisi. Kendisi kendileri sanayisini kurmuş. İşletiyor, yağını çıkartıyor, turşusunu yapıyor, kuyuları var. Yani işletmesi var sonuçta. O yüzden daha iyi şu anda tabii Aksar. İhracatını yapıyor. Neden bizim Köprübaşı'nda olmasın? Bizim evet. Köprübaşı'nda da olabilir. Hem çiftçi daha iyi bir rakama orada malını satmış olacak. Hemen organize sanayi olduğu zaman, orada işletmemiz olduğu zaman ne olacak bu sefer? Dışarıya giden gençlerimize de bir iş imkanı açılacak. İstihdam olacak orada oluşacak ve gitmeyecek gençler değil mi? Daha yani olacak orası. Kendi evinde, kendi ocağında, kendi memleketinde kalacak, çalışacak yani. Evet. Peki orada sanayileşmek için bir alan var mı? Genel anlamda orası tarım alanlarının olduğu bir ilçemiz diye biliyoruz. Çünkü evet dediğiniz evet. gibi sebzeden tutun, meyveden tutun her şey üretiliyor. Ama bir sanayi oluşturulacaksa öyle bir alan var mı peki? İleriye dönük bir proje gerçekleştirecek olunursa böyle bir sanayileşme alanı var mı ya da açılır mı? Ne olur açılır orada? Yani köprü başına yakın olmaz da atıyorum 3-5 kilometre dışında. Kırsal bölgelerde bir yere açılabilir yani. En azından çili ve zeytini işleyebilecek bir fabrika bile olsa aynen. iş aslında tamamen oradaki sorunu da belki çözmüş olacak. Evet. Hem iş alanı açılacak dediğiniz gibi hem de çiftçi de en azından daha sevinerek üretecek değil mi? Yani evet. kendi memleketinde, kendi ilçesinde işlenmesi onlara da avantaj tabii. sağlamayacak mı? Siz sonuçta zeytini üretiyorsunuz, Aksar'a götürüyorsunuz aynen. işletmek, işlenmesi için. Bir de maliyet olmuş oluyor oradan. Nakliyatı var, işte yol var, masrafı var vesaire. Daha evet. fazla bir masraf yapmış olmuyorlar mı çiftçiler? Tabii. Yani çiftçiler onu yapmıyor işte. Arada aracıya mesela veriyor. Komisyoncular var. Komisyoncular hı hı. alıyor. İşlemeye götürüyor. Götürüyor Aksar'a veya Bursa'ya. Orada pazarlıyor. Yani çiftçi kendi gidip de yani atıyorum 1000 tane üreticimiz varsa evet. bini de alıp zeytinini oraya götürme götürmez. Şansı yok. Yani halde bir an toplanıyor. Önce veriyor birilerine. Yani, pazarda orada halde toplanıyor. Orada Aksar'a veya Bursa'ya dışarıya gidiyor mallar yani. Evet. Aslında en büyük de sorun bu.
o ürünleri işlemek için bir alan olsa çiftçi sevinerek ve mutlu mutlu üretecek. Tabii. Ve o sıkıntıyı da yaşamayacak. Kendi eliyle götürecek, verecek, daha fazla kazanacak. Tabii. Aracıya kazandırmayacak. Aradaki aracılara kazandırmayacak. Tabii yani ki. Direkt çiftçi kendini, malını direkt varacak olduğu yere varacak yani. Evet, cebinde parası daha fazla, cebine yani para girecek belki de. Ayrıca şimdi tabii bunu konuşurken, şimdi çiftçinin bu sorununu konuşurken dış yatırımcılar da geliyor tabii, değil mi? Zeytin ve çilek almak tabii için dış yatırımcılar geliyor. Çiftçiden alıp da daha farklı fiyatlara satıyor. Yine çiftçi mağdur olmuş olmuyor mu? Dış yatırımcılar geliyor mu köprü başına? Dışarıdan yatırımcılar geliyor. Dışarıdan gelen yatırımcılar zaten bilinçli tarım yapıyor yani. Evet. Önce ne yaparım, nasıl üretirim? Bir de üretiyorlar burada. Tabii. Kendi mesela orada yatırımcı bayağı çok yani bizim köprü başına, evet, her biri 1000 dönüm. Dışarıdan geliyorlar. Evet, 1000 dönüm, 2000 dönüm, 3000 dönüm arazi alıp alıyorlar, kapatıp yani zeytinini üretiyor. Evet. Zeytin kendi yağını çıkartıyor. Kendi yağ fabrikasını kurmuş. Evet. Aynı zamanda fabrikası arazi, da vardır, fabrikası yatırımcının var. Yağını çıkartıyor. Kendi markalamış. Evet. Dış pazarını kurmuş. Yani aynı yağ mesela bizim çiftçilerimiz atıyorum 50 liraya satıyor kilosunu, hı hı, yağı. Yatırımcı, dışarıdan gelen yatırımcı markasını, kendi markasıyla dış pazarını kurmuş. Aynı yağı 200 TL'ye dediğiniz satıyor. Dediğiniz gibi daha bilinçli yapıyor, hı, bunu. Oradaki çiftçi bunu yapamıyor imkanı olmadığı için, ama dış yatırımcı imkanı yok. Bunu kullanıyor, araziyi de kullanıyor rahatlıkla. Fazla da kazanabiliyor orada yetiştirdiği üründen. Evet. Çiftçi ama normal yaşayan, normal vatandaş aslında daha ezilmiş bir kesim olmuş oluyor. Yani imkanı yok. İmkanı diyelim. Olmadığı İmkanları için, olmadığı için. Ama burada işte bazı eksikler nedir? Mesela bir kooperatif. Evet, aracıları yani kaldırmak için. Kooperatif mesela diğer bu ziraat odaları olsun. Tabii. Yani bunu aslında çiftçileri koruma derneği altında bir kooperatifleşip bu markayı mesela dış pazarını kurabilir gayet. Tabii. Yani üretici aslında bu böyle bir şey, bir hakkının savunulduğunu gördüğü zaman daha çok kazanacak, daha fazla, evet, mutlu üretecek, değil niye, mi? Vazgeçmeyecek niye üretmekten. Yani dışarıdan çiftçi gelen bir yatırımcı bunu yapabiliyorsa, 200 TL'ye yağının litresini satabiliyorsa, niye bizim köprü başındaki küçük çiftçi de 200 TL'ye satmasın, dış pazarını kurulmasın? Ama işte bunun için önder olup kooperatif kurmak. Bununla ilgili peki ilçede böyle hani sonuçta başkanlarımız var, belediye başkanlarımız var, STK'lar var. Bunlarla ilgili bir girişim yapılmıyor mu ilçelerimizde? Genel anlamda ilçelerimizin birçoğunun sorunu bu. Aracıların çok fazla kazanması ve çiftçinin mağduriyeti, bir kooperatifleşme olmadığı için de evet çiftçi çok fazla kazanamıyor. Bununla ilgili bir girişim yapılmıyor mu? Yani eksiklik aslında ya, var mı eksik, bunu çiftçimizi bu anlamda düşünen yöneticilerimiz var mı ilçelerimizde de? İşte onu işte ne bileyim duyarsızlık diyelim yani, hmm, veya duyarsızlık veya ilgisizlik, evet, diyebiliriz. Aslında tamamen ihmal ve ilgisizlik. Yani aslında ziraat odalarının çiftçileri şey yapması veya bir kooperatif kurması, ne bileyim duyarsızlık diyelim yani. Evet, veya biraz daha hassasiyet gösterilse ama yapılabilecek bir şey bu. Şimdi herkes kendi çıkarlarını düşünüyor yani. Vatandaşı kim düşünsün oluyor işte. Vatandaş yani işte kendi ne yaparsa yapsın. Kendi çözmeye çalışıyor. Yani herkes evet, yani kendi işini kendi çözsün gibi oluyor yani. İşte o yüzden siyaset. Biraz önce evet, sizinle konuşuyorduk. Dediniz ki aşağıda çok dikkatimi çekti. Ben hani sonuçta işiniz var, gücünüz var, iş insanısınız, evet, üretiyorsunuz. Neden siyaset dediğimde bu noktada şunu söylediniz siz aşağıda. Biz tabii program öncesi konuştuk Harun Bey'le. Sonuçta bir takım sıkıntılar var, sorunlar var, kutuplaşmalar var. Evet. İşte büyük partileri tutan insanlar var. Tamamen herkes kendi çıkarı doğrultusunda hareket ettiği, evet, için artık yeni bir şeyler, yeni alternatiflerin olmasını istiyorum dediniz. Ve bizler, evet, de o yüzden siyasetin, evet, içine girdik. İşinizi gücünüzü bırakıyorsunuz ve, evet, bir siyaset, bir dava üzerine uğraşıyorsunuz. Ülke menfaati için tabii bu yollara çıkılıyor. Ama bahsettiğiniz gibi yani artık herkes kendini düşünüyor. Bazı şeyler kemikleşmiş. Belli partiler tamamen kutuplaşmış olduğu için de siyaseti tercih ediyorum
demenizdeki konuya gelmiş oluyoruz evet. aslında bu sohbette. İnşallah. Değil mi? Bununla ilgili ileriki, neler yapmak istersiniz? Yani ileriki, neler eğer Deva Partisi iktidara gelirse ilçede bununla ilgili sorunları çözmek için bir girişimde bulunacak mısınız? Tabii ki. Yani bu sorunları inşallah ileriki tarihlerde belli bir yerlere geliriz. Ve tamamen yani Köprübaşı'nın bu tür sorunları gerekli yerlere mesela başvurup öncelikle çiftçiler bizim orası genelde Belkemli çiftçiler tabii. yani çilekli, zeytinli, işte salatalık, turşuluk evet. yani bunlarla ilgili çok ciddi de üretiliyor. Yani başka orada. Da bir geliri yok Köprübaşı'nın evet. zaten. Bununla da ilgili çiftçiyi destekleyecek evet. projelerde bulunacağız diyorsunuz aynen. o halde. O zaman Köprübaşı'na da buradan duyuralım. Köprübaşı vatandaşlarının sorunlarını çözecek insanlar arıyorlar onlar da evet. tabii ki. Umarım evet. bu konuda da sizler faydalı olabilirsiniz. Çilek tabii üretimi bizim Köprübaşı'nın en çok ürettiği çilek. Çilek açısından da çilek diyarı diyoruz biz Köprübaşı'na. Evet. Çileğin dışarı ihracatı var mı peki? Yani sadece iç pazarda mı kalıyor çilek? Ki çilekte de çok ciddi üretim var her yıl değil mi? Dış pazarı olmuyor. Yani iç pazarda kalıyor Köprübaşı'nın çilek. Daha çok Türkiye içerisinde ve İstanbul'a mı daha çok gönderiliyor? Genelde İstanbul'a gönderiliyor. Yani İstanbul, Bursa gibi illere gönderiliyor. Hı hı. Ama ihracat, yurt dışına falan gitmiyor mu? İhracat olmuyor. Evet. Evet, ekonomiyi düzeltmek tarıma dayalı. Tarım alanında yenilikler, bir şeyler yapıldığı takdirde bir takım şeyler düzelir mantığındayız. Evet, hayvancılık, tarım bunlar gerçekten iyi bir seviyeye gelirse ülke ekonomisi de canlanacak. Siz de bir çiftçisiniz sonuçta. Evet. Ekonomiyle ilgili çiftçiye neler yapılması gerekiyor? Çiftçinin sorunlarını genel anlamda biliyoruz. Ne olması gerekiyor ki çiftçi mutlu olsun ve sorun çözülsün? Ekonomi şu an zaten çiftçinin mesela çilek üretiminden bu, örnek verecek olursak. Örnek verirsek şimdi geçen yıl 8 lira gibi işte evet. 7 lira gibi çileğimiz satıldı pazar gördüm. Bu yıl geçen yıla oranla geçen yıl atıyorum 200 liraya aldığımız gübre bugün 400-500 lira gibi oldu. Evet. Yani enflasyona veya aldığımız gübreye mazotu baza alırsak bizim en az 20 TL olması lazım. Tabii. Önümüzde iki böyle sezon. Böyle bir şey olabilir mi? Keşke olsa. Keşke olsa. Tabii şimdi. Ama olması yani beklenti gelen, o doğrultuda tabii. Çünkü sonuçta laylonu damlaması bunlar çok. Hep masraflı. Yani daha önce 2000 lira gibi dönümünü mal ediyordu masrafını. Bugün ne oldu? Her şey zamlandı. 4000-5000'e dönümünü evet. mal ediyor. Tabii akıllarda bir soru işareti oluyor. Ben de sonuçta hani normalde burada yaşayan bir vatandaş olarak şunu düşünüyorum. Şimdi döviz kur yapıyor evet. sürekli artışta. Tabi maliye girdiler çok yükseliyor. Çiftçinin evet. şimdi girdisi çok daha fazla. 2 katı 3 katı dediğimiz gibi artacak. Evet. Şimdi geçen sene çileğe 7 lira 8 lira denildi diyorsunuz. Evet. Böyle bir şey açıklandı. Şimdi bu sene döviz kuru ile birlikte acaba çilekte istenilen fiyat verilecek mi? Hayır, yani o kadar istenen, artış olur mu yok, acaba? Olmazsa olmaz, vatandaş ne yapacak bu durumda? Olmaz çünkü. Bırakacak mı vatandaş üretimi? Büyük firmalar daha şimdiden sözleşme yaptı hep çiftçilerle. Hı hı. 8 TL'den sözleşme yaptı. Şimdiden hazırlanıyor evet. sözleşmeler. Sözleşme yaptı. Ama artış var. Ama, maliyet artışları var. Maliyet artışları var ama sözleşmesini yaptı büyük firmalar. 8 TL'den senin çileğini alacağım diye sözleşme yaptı. Çiftçi de işte avans alıyor. Evet. Tabii. Avans veriyor. Buren para, sıcak para almak zorunda. İhtiyacını giderecek. Yeni ürün ekmesi için, masraf yeni ürünü edecek. Meydana getirmek için bir mecburen avans alıyor. Yani avans aldığı için de mecbur kalıyor. Firmalarla anlaşmıyor. O fiyatı vermek zorunda kalacak şimdi çiftçi. Tabii. Çok sözleşme büyük bir mağduriyet. Tabii. Sözleşme yaptığı firmaya oraya dökmek zorunda kalıyor. Yaptığı masrafı karşılamayacak ama öyle olunca da tabii. Bir yıl boyunca yapacağı masrafı karşılayamayacak.
Yani o da ayrı bir şey. Evet, çok ciddi büyük bir sıkıntı. Yani tabii bu kez ilçelerimize gidiyoruz. Bizler de programlarda vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle karşılaşıyoruz. Bu kez ne yapacağız biz, nasıl üreteceğiz diyorlar. Yani biz o zaman tarlamızı marlamızı bırakalım, kapatalım, yapmayalım. Gidip iyi yerlere girip çalışalım. Dediğiniz gibi gençler bu kez ne yapıyor? Ben çiftçilikte kazanamayacaksam niye maliyetine çalışayım? Gideyim dışarıda çalışayım mantığı olmuş oluyor. Evet. Ve göç başlıyor değil mi şehirlere? Gençler gidiyor bu kez. Tarım yapacak insan bulunmayacak belki de. Tarım yapılacak yani zaten büyük son nesil herhalde sizler. Aynen. Genç nesiller zaten tarıma pek sıcak bakmıyor. Hı hı. Bakmaması sebebi de yani para kazanamıyor. Para kazanacak olsa kalacak vatandaşımız. Para kazansa yerinde. Yani emeğinin karşılığını almış olsa seve seve yapar. Evet. Yani sonuçta çiftçilik yapmıyor ama gidiyor bir atıyorum Manisa'ya, İzmir'e gitmiş. Fabrikada sonuçta çalışacak da para kazanacak sonuçta. Tabii. Aslında yine zorlu bir yaşam var. Yani, orada da çalışmak çok kolay değil ve çok da tabii, yüksek yani maaşlar da alınmıyor. Asgari ücret belli zaten. Yani asgari ücretle çalışacaksın, ev kirası vereceksin. En düşük ev kirası 1500 lira. Evet. Onu verecek, artanla geçimini sağlamaya çalışacak aslında. Daha zor. Ne halde bir durumdayız, nasıl bir durumdayız diyoruz ve düşünüyoruz. Çok kaygılandırıcı bir şey aslında. Hani ülke nereye gidiyor kısmında da kaygılanıyoruz ve tereddüt ediyoruz değil mi Harun Bey? Harun Bey tabii Köprübaşı eğitim konusu da biraz tabii önemli. Gençler ilçelerimize görüyoruz zaten. İlçelerimizin bazı noktaları var ki eğitim ve okul konusunda çok ciddi sıkıntılar da yaşayabiliyorlar. Okul eğitim konusu nasıl mesela Köprübaşı'nda? Gençlerimiz eğitim alabilecekleri alanları yeterli mi değil mi? Eğitim seviyesi nasıl Köprübaşı'nın? Şimdi benim çocuklar da okuduğu için biliyorum yani şimdi. Evet, çocuğunuz var evet, sizin de. Mesela o dershane konusunda bir sıkıntı oluyor Köprübaşı'nda. Dershane yetersizliği mi? Dershane, var mı yani Salihli ilçesi var bizim orada dershaneler yakın var. Yakın olduğu yani için oraya yani ek derslerden kurs almaz. Yani zaten öyle bir şey ki ek ders aldırmadan artık çocuklar hiçbir şey anlamıyor. Okulda zaten evet bir buçuk yıllık bir boşluk var. Çocuklar yeterli bilgiyi alamadıkları için hepimiz ek ders aldırmaya çalışıyoruz çocuklarımıza. Ve dershane yetersizliği mi var? Özel bir eğitim kurumu falan yok mu orada? Yani yok. Vardı büyükşehirin bir yaptığı belediyenin şey bir kurumu vardı. Ne oldu? Öğrenci yetersiz olduğundan dolayı açılmadı. Yani sınıflar dolmadı. 5 kişinin altından 5 kişiyi dolmadığı için açılmadı. Hep görüyorum öğrenciler Salihli'ye dershanelere geliyor. Yani Salihli'ye geliyorlar. Çok zor gel git. O kadar zor ki aslında çocukların yol sürekli gidip gelmesi. Ama özel bir dershane için o zaman öyle bir şey yapılabilir. Bu da bir eksik o zaman ilçede Köprübaşı'nda. O kısmını tam olarak bilmiyorum ama yani olsa da iyi olur. Olsa iyi olur. Yani Salihli'ye şöyle çocuklar, de yapabiliriz Salihli aslında. Tabii ki eğitim kurumu üzerine bizi seyreden izleyicilerimiz vardır. Belki hem yatırım amaçlı da yapılabilir. Hem de oradaki eksikliği de düzeltebilecek, tamamlayabilecek belki de eğitim kurumları da oraya gelebilir ki gelsin eğitim çok önemli. Çocukların başında da olur mesela. Sonuçta Salihli'ye geliyor dershaneler var, emekli öğretmenler, bilmemler. Onlar yapıyor sonuçta yani der. Bizim Köprübaşı'nda da olabilir olsun, yani. Niye, olursa neden olmasın? Niye olmasın güzel yani olur tabii ki. Ayrıca tabii hep gençlerimiz üzerinden konuşuyoruz ama gençlerimiz tabii ki çocuklarımız önemli. Onların hem eğitimi önemli hem sosyalleşmesi önemli. Gençlerin peki eğlenebileceği, vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği ortamlar da var mı? Köprübaşı küçük bir yer herhalde ama küçük bununla bir ilgili yani bir eksiklik var mı? Gençler ne yapar orada? Nasıl vakit geçirirler? Yani gençler böyle sosyal faaliyet yok yani öyle küçük Köprübaşı bir yer olduğu için fazla sosyal faaliyet aranmıyor. Yani sosyal faaliyeti ama olması kendi gerekmiyor mu? Olsa belki olacak. Gençler de böyle bir sosyalleşmek isteyecekler belki ama öyle bir alan var mı peki sosyalleşme yok, alanı? Gençler genelde işte bizim en sosyal faaliyet nerede var? Salihli'de var. Salihli yakın yerlere gidiyorlar. Yani yakın yerlere gezmeye, dolaşmaya onlara gidiyorlar yani. O yüzden orada öyle bir alan da yok. Yok. Bu da bir eksiklik ama o zaman.
eksiklik veya küçük bir yer olması ya da eğlenecek derken biz tabii aklımıza böyle çok farklı gece eğlencesi değil de kafeteryalar olabilir, çocukların spor aktiviteleri yapabileceği, evet, bu tarz etkinlikleri yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanların da olması gerekiyor. Tamam, evet, küçük bir yer ama küçük bir yerde böyle bir şey olmaz mı? Olur. Bununla ilgili aslında bir büyük bir eksiklik var diye düşünüyorum. Bununla da ilgili çalışmalar yapar mısınız mesela ileriye dönük? Deva Partisi köprü başını aldı. Ne yaparsınız orada? Gençlere yönelik bir şeyler olmaz mı? Olur. Neden olmasın? Yani gençler dışarıya gitmesin en azından, değil mi? Öncelikle gençleri yani köprü başında tutmak önemli. Evet. Gençleri yani bunu tutmak için de ne olması lazım? Köprü başında iş imkanı olacak, sağlamak. Hı hı. İş olursa evet sosyalleşebilecekleri yani iş, alan da evet, olacaktır. Çünkü sosyal faaliyetler olmuş gencin mesela para olmadan sosyalleşilmiyor. Yani para, her şey paraya dayanıyor. Çok yani güzel bir noktaya değindin. Evet. Tabii biz hani sonuçta oranın yani ilçelerimizin oradaki mevcut durumunu değerlendiriyoruz. Nasıl alanları var, işte her alanda imkanları var mı konusunu konuşuyoruz ama her şeyin başı yine iş. Gençler evet, iş olanağı olursa, parasını kazanırsa sosyalleşme için de tabii ki orada bir takım yani şeyler yapılacak ama hem iş alanı için dışarıya gidiyorlar gençlerimiz hem de parasını kazanan da gidiyor dışarıda. Paraga mesela köprü başında gençlerimiz çalışıp köprü başında kendi parasını harcasa çok da yani bu işte sosyal faaliyetler zaten kendilerinden gelir yani. Tabii orada. İşte küçük bir kahvehanesi vardır veya pastanesi vardır. Pastanesini büyütecek. Tabii ki. Tabii kazanınca. Aslında oradaki iş imkanlarını da genişletecek gençler ve yani çocuklarımız. Ama çok lüks sosyal faaliyet mesela orada kafeterya yapmışsın. Ama genç, çalışacak gelecek, genç nesil orada yoksa harcama yapacak genç nesil yok. Gelecek genç nesil para harcayacak. Tabii. Hepsi yani birbiriyle orantılı gidiyor aslında. Tamam. Olmazsa olmuyor. İkisi yani de birbirine bağlantılı. Önce iş alanı açılacak, gençler para kazanacak. Parası cebinde olan gençler dediğiniz gibi oraya da katkı sağlayacak yani diyebiliriz. Son olarak şimdi tabii 6-7 aydan beri ilçe teşkilatındasınız, ilçe başkanlığı yapıyorsunuz, Deva Partisi Köprübaşı ilçe başkanısınız. Teşkilatlanma çalışmaları nasıl gidiyor mesela köprü başında? Ayrıca köprü başında yaşayan vatandaşlarımız Deva Partisi'ni nasıl karşılıyor? Deva Partisi'ni yani sahada dolaşıyorsunuz tabii, değil mi? Bunun eksisi var, artısı var. Tabii. Yani şimdi kimi Deva Partisi'ni iyi görür. Yani bilen, genelde bilenler, bilinçli olan kesim daha tanıyan, ne bileyim Sayın Ali Babacan'ı tanıyanlar. Yani biz sonuçta bir Ekonomi Bakanlığı yaptı işte geçtiğimiz yıllarda. Gayet düzgün ve herhangi bir şey olmadı. Olumsuz hiçbir şey duymadık tabii. Duymadık. Ali Babacan'la yani ilgili. Konuşmaları gayet samimi. Bir ne diyeyim? Üslubuyla konuşan bir siyasetçi yani olarak biliyor vatandaş evet, bir de değil mi? Onu yani bakanlık döneminde çok iyi yaptı. Yani bunu bilinçli olan insanlar zaten Ali Babacan'ı sempati duyuyorlar. Yani bunun tabii ki seven de vardır, sevmeyen tabii de vardır. Ki. Ama peki bunu şu oluyor mu mesela? Zamanla yani şimdi tanımayanlar tanıyacak. Yani sizlerin daha anlatımıyla tanıyacak. Sahadasınız çünkü yani sizlerde. Mesela girdiğiniz zaman bir yere sonuçta esnafları dolaşıyorsunuz. Vatandaşları dolaşıyorsunuz. Çünkü ilçe çalışmalarında genellikle vatandaşla temas halindesiniz. Ali Babacan'ı tanıyan kişiler mesela bir broşürü verdiği zaman, bir şey verdiği zaman Ali Babacan'ı tanıyanlar ne diyor mesela? Nasıl bir yorum yapıyor Ali Babacan hakkında? Ya kimi şimdi şöyle söyleyeyim açık açık yani biz Ali Babacan'ı tanıyoruz diyenler Ali oluyor. Ali Babacan'ı tabii genelde televizyonu, medyayı takip edenler biliyor zaten. Ha, bilmeyenler işte ihtiyar kesimi. Evet. Sizlere anlatıyorsunuz onları. Yani onlara anlatabildiğimiz kadar anlatıyoruz yani. Evet. Öyle bir şey teşkilatla, yok. Yani teşkilat çalışmalarınız orada gayet iyi gidiyor. Sahadasınız. Evet, değil evet mi? Şu sonuçta hani seçim sürecine az kaldı. Seçim çalışmaları bunlarla ilgili çalışmalar da yapılıyor mu içinizde? Ya şimdi şöyle bir şey bir de bizim orası küçük bir yer olduğu için biraz insanlar aslında istiyor. Ama
bazı şeylerinde baskı var, yani korku var insanlarda. Siyaset biraz korkutur vatandaşı. Siyaset aslında insanlar hürdür yani. Tarafını bile söylemek istemeyen vatandaşlarımız yani da var tabii. Tarafını tabii ki söyleme, işte kimini çocuğu bilmem nereye siyasete mesela girmek istemiyor. Siyasette olursa işte benim çocuğum şu iş yapıyor ama yani, işine engel olmayayım diyenler oluyor. Olmayan gibicelerinden yani böyle şeyler. Görüşünü açıklamaya korkuyorlar ve siyasete girmekten de çekiniyorlar değil mi? Aynen. Teşkilatlanmak aslında çok kolay değil bu dönemde. Böyle evet. Böyle bir politikanın döndüğü bir ülkede siyasete tabii bakış açısı biraz korkutucu. Hele ki yeni bir oluşumsa, ama sizler tabii gidip ulaştığınız zaman vatandaşlar sizi tanıyor. Tabii, oranın yerlisi olmanın avantajı var ama tabii. Tercih eden yani bizi katılıyor. Tercih ediyor yani zaten. Açık açık olmasa da destekleriz diyenler arkamızda oluyor. Arkamızda tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz da. Yani. Zaten bu böyle değil mi? Yani teşkilatlanma budur. Eş, dost, tanıdıkla başlarsınız. Çevrenizdeki insanlarla başlarsınız. İlçe teşkilatlanmaları genellikle böyledir. İlçe teşkilatındaki başkanlar oranın yerlisidir. Vatandaş tanıyordur. Tamam. Güven duyuyorsa, biliyorsa zaten Harun Yaman böyle bir yola çıktıysa bizler de destekliyoruz diyenler oluyor. Çünkü siz zaten güven veriyorsunuzdur yani. Orada da. Sonuçta siz bunu tercih ediyorsunuz. Diyorsanız siz de etrafınıza belli bir güven veriyorsunuz. İş insanısınız, tanınıyorsunuz orada da. Dolayısıyla bu da bu halkada büyümeye ve aile büyümeye başlıyor. Ya. Tamamen tanınırlık. Orada bilinme, tanınma da çok çok önemli aslında diyebiliriz siyasette. Harun Bey çok teşekkür ediyorum. İlçemiz konusunda, Köprübaşı ilçemiz konusunda önemli bilgiler verdiniz. Bilmediğimiz birçok yönünü anlatmış oldunuz. Oranın sorunlarını anlatmaya çalıştık. Çalışmalar yapıyorsunuz, bunları konuştuk. Programımızın tabii sonuna geldik, bir saat yakındır programdayız. Son olarak söyleyecekleriniz var mıdır? Yani partinizle ilgili söylemek istediğiniz görüşlerinizi alalım, sonrasında da programımızı kapatalım. Partimle yani söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Zamanla insanlar, daha da büyüyeceğiz. İnsanlar zamanla büyüyeceğiz. Görecek. Yani insanlar daha yeni bir parti olduğumuz için yani insanlar zamanla kendiliğinden zaten tanıyan ve bilenler bizi bulacak diyorsunuz. Evet. O zaman. Evet, çok teşekkür ediyorum programıma katıldığınız için. İlerleyen zamanlarda inşallah teşkilat çalışmalarınızla ilgili tabii ilçede bir teşkilat genişleyecek. Başkan yardımcılarınız, yönetim kurulunuzu oluşturacaksınız. Toplu halde ekibinizle beraber tekrar burada görmek istiyorum sizi. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yolunuz açık olsun aynı zamanda. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, Başkanlar Konuşuyor programımızın bugünkü konuğu Köprübaşı İlçe Başkanı ve iş insanı Harun Yaman oldu. Köprübaşı'nı anlatmaya çalıştık. Köprübaşı'nı anlatmaya çalıştı daha doğrusu Harun Yaman. Oradaki teşkilatlanma çalışmalarını anlatmaya çalıştı. Her ilçemiz bizim için çok önemli. İlçelerimiz özellikle Manisa'da, Manisa'mız zaten bir tarım ovası. İlçelerimiz tarımla, tarımıyla, çiftçisiyle tanınan bir şehir ve ilçelerimiz de bu şekilde. Onların sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Neler yapılması gerekiyor? Eksiklikler nelerdir? Bunları anlatmaya çalışıyoruz her programımızda. Umarım sözümüz vatandaşlarımıza ve ilgili mercilere ulaşıyordur. Eksik ve sorun varsa bu ülke, bizim ülkemiz birlik beraberlik içerisinde sorunları çözmeye çalışacağız ve bu programların da amacı zaten varsa sorunlar onları dile getirmek ve onları çözüme ulaştırmak diyebiliyoruz. Efendim, programımızın yine sonuna geldik. Başka bir Başkanlar Konuşuyor programımızda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.